Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bildiğiniz gibi Mart ayının son programındayız ve 335. programımız. Bugün ilginç bir konu konuşacağız ama ondan evvel bir spor zirvemiz var. 6 Nisan'da Beaumont Hilton'da gördüğünüz gibi Sayın Spor Bakanımızın açılışıyla inşallah gerçekleşecek. Burada bütün adaylıklarımız konuşulacak. 2020 Avrupa, 2024, 2026 Kış Olimpiyatları. Belki Türkiye'de olma durumu var. Bütün bunlar değerlendirilecek. Bütün gün süren bir spor zirvesi olacak. Çeşitli oturumlar var. Bilginize diyoruz. Efendim bugün, şimdi ben de tam tarif edemiyorum. İnşallah tarifini alacağız burada. IM firması var. İki kurucumuz var. Aynı zamanda Emre Kuzlu direktörü firmanın. Dijital tasarım direktörü de Erdem Demir. Efendim hoş geldiniz. Aynı zamanda da akademisyen tarafınız da var. Evet, doğrudur. İkiniz de ODTÜ'lüsünüz. Evet. Güzel, böyle denk geldi mi güzel oluyor. Emre Bey, biraz bir tarif alalım sizden. Şimdi bu IM nedir? Nasıl kurulmuştur? Hı. Neler yapar? Çünkü bizim hedef kitlemiz biraz kemik. Yani iletişimciler, pazarlamacılar ve marka grupları. Bir de tabii 335'in getirdiği bir beğeni ve grubumuz var. Yani bizi izleyenler böyle hani özellikle basıp inceleyen grup. Tesadüfen denk gelmeyen bir grup. Onun için şu IM nedir? Bir izleyelim, dinleyelim. Ondan sonra da işin detaylarına girelim diyorum. Evet tabii. Biz IM olarak deneyim tasarımı yapıyoruz. Tabii deneyim tasarımı çok geniş. Onu da açacağız. Kavram biraz anlatması da kolay olmuyor ama markaların müşterilerine sundukları deneyimi uçtan uca tasarlıyoruz. Burada çok farklı mecralar işin içine giriyor. Marka, mimari, dijital gibi mecralarda tasarımlar yapıyoruz. Bunu yaparken de işe araştırma aşamalarından başlayıp servis senaryolarını oluşturup daha sonrasında da az önce bahsettiğim gibi marka, mimari ve dijital mecrada tasarımlar hayata geçiriyoruz. Peki bunun bir ön hazırlık safhası bayağı bir araştırmaya dayalı, evet, anladığım tabii kadarıyla. Ya bizim tabii mottomuz dediğimiz şey ilhamını insandan alan tasarımlar, deneyimler oluşturmak, kurgulamak. O yüzden de kimin için tasarladığımız bizim için çok önemli. O yüzden çalıştığımız markaların müşterilerini olabildiğince detaylı şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bunun için de bir dizi araştırma aşamasıyla başlıyoruz sürece. Ve farklı metodolojilerle birlikte yaptığımız workshopları da yaptıktan sonra, bu aşamaları geçtikten sonra tasarım aşamasına geçiyoruz. Ve projeleri hayata geçiriyoruz. Yani arkasında ciddi bir hazırlık süreci var aslında. Biraz tabii IM'den bahsedecek olursak da bizim global bir yapımız var. İstanbul dışında 3 farklı şehirde daha varız. Londra'da, Dubai'de ve Mumbai'de de varız. 4 farklı şehirdeyiz. Ve aslında IM 20 sene önce ilk Londra'da kurulmuş bir firma. Bu sene de 20. senesi. Evet, bu sene 20. İstanbul'un senesi. İstanbul'un 10, Londra'nın 20. senesi. Evet. Aslında 20 sene önce kurulduğunda ben ve Erdem yoktuk. İngiliz ortaklarımız vardı. Ama yaklaşık 10 sene önce bizim ortaklarımız işte Garanti Bankası'yla çalışmaya adım atıyor. Ve bir şekilde işte yerel bir ortakla birlikte İstanbul'da, Türkiye'de ofis kurmak istiyorlar. Bu tanışmanın ardından biz bir gecede kendi buradaki ofisimizde IM'e dönüştürüp IM İstanbul'u kurduk. Sonraki birkaç sene içinde İstanbul çok hızlı bir büyüme trendine girdi. Londra ile hemen hemen aynı ölçüye ulaştı. Ve yaptığımız işlerin de çok fazla yine bütünleşik olması, birlikte hareket etmemizi de öngörerek şirketleri birleştirme kararı aldık. Londra'ya ortak olduk. Londra İstanbul'a yani ortak oldu. Yani tek bir ana şirket mi oldu? Evet, yani tek bir şirket oldu. Dubai ofisini kurduk. Hindistan'ı kurduk akabinde. Ve bütün şirketlerin bu 6 ortak tarafından yönetildiği, sahip olduğu ve bütün ekiplerin de her projeye özgü olarak ihtiyaç duyulan uzmanlıklar dahilinde oluşturulduğu, yani İstanbul ve Londra'da birçok şehirde iş yapan bir firma olarak hizmet veriyoruz. Tek bir yapar. 4 ofis var ama tek bir yapar diyebilirim. Yani mutfak tek bir yerden çıkıyor, evet, gibi bir yerde. Evet, çünkü içeride de bayağı konuştuk ama yani neredeyse insan kaynağının yarısı İstanbul'da gibi, evet, gözüküyor. Yaklaşık 120 kişiyiz aslında, evet, globalde. 60'ından fazlası İstanbul'da, evet, yer alıyor ve az önce bahsettiğim farklı çalıştığımız mecralara yönelik olarak da farklı uzmanlıkları bir araya getiriyoruz. Şimdi orayı biraz aslında yani
Hep mesela bir reklam ajansında şimdi herkes böyle yaratıcıdır, işte herkes böyle bir kendini hani art direktör, kreatif falan şeyine girer ya. Şimdi tabii bir sürü mimar var, bir sürü endüstri tasarımcısı var, işte grafik belki var, işte falan. Yani bütün bunları da böyle hani şeyde tutmak, hani motivasyonu yüksek tutacaksın, şey yapacaksın. Çünkü farklı disiplinlerden gelen, farklı yaratıcı kafalara, farklı analitik yapılara sahip insanlar. Bunları da yapmak, yani bir yerden de bir insan kaynağı yönetimi de var, evet, şirkette. Evet. Hani müşteriye mi bakayım, içerideki personele mi bakayım derken orası nasıl ilerliyor? Belki ben yanıtlayabilirim. Aslında bir adım ötesinde bizde 4 tane departman var. Servis tasarımı, hizmet tasarımı departmanı, iç mimari tasarım, marka tasarımı ve dijital tasarım şeklinde. Dediğiniz gibi buralarda tabii ki hani iç mimari tasarım departmanında daha çok mimarlar çalışıyor. Servis tasarımı alanında daha fazla araştırmacılar, yine işte psikologlar, sosyologlar çalışıyor. Şimdi bizim gözlemlediğimiz şey aslında bu multidisipliner takımlarda sürecin farklı kısımlarını farklı disiplinlerden insanlar çıkarırken bunları arasındaki ilişki ve iletişim onları da besleyen bir şey oluyor. Dolayısıyla bu multidisipliner yapı aynı zamanda bir zenginleştirici bir şeye de dönüşüyor. Yo, çok zengin baktığın zaman da işte yani onu bir arada tutmak. Peki şeye geleceğim. Mesela bir işte diyelim ki bir banka sizinle çalışmaya karar veriyor. Bunu mesela bir referanstan mı alıyor yoksa bir işte kulaktan kulağa gelen haberlerden mi alıyor? Nasıl böyle bir işe giriyorsunuz ve işin ilerleyişi, hani işin içeride de biraz evvel konuşuyorduk, hani nasıl bir briefle hareket ediyor yapı? Genellikle zaten şeyleri biliyorlar. Yani bizim sektörde verdiğimiz hizmetleri biliyorlar. Biz de zaten hani kendimizi tanıtmak için birebir iletişimimizi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında bize geldikleri noktalarda genellikle spesifik briefleri oluyor. Yani biz işte şubelerimizi yenilemek istiyoruz. Ya da web sitemizi ya da mobil uygulamamızı. Veya markaya yeni bir kimlik kazandırmak istiyorum. Aynen. Tamamen değişiyorum. Evet. Değil mi? Ama aslında yani biraz bize gelmelerindeki sebep şu da oluyor. Deneyim tasarım dediğimiz şey tabii işte mesela reklam dünyasına baktığımızda aslında sınırları bugüne kadar daha net bir şekilde oluşmuş. Sektör olgunlaşmış bir sektörden bahsediyoruz ve müşteriler de bunun karşısındaki ajanslar da daha bilinçli oluyor ve verilen hizmette daha tanımlı olabiliyor. Bizim yaptığımız deneyim tasarımı henüz aslında ne Türkiye'de ne de dünyada çok olgunlaşmış bir sektör değil. Ve bunu yapan, bu kapsamda yapan yani bütüncül her aşamayı işin içine katan 360 dediğimiz deneyim tasarımı yapan ajans sayısı da çok fazla yok aslında. Ve belli sektörlerdeki markalarda işte bankacılık gibi, yeme içme, ağırlama veya perakende gibi sektörlerdeki belli başlı markalar bu ihtiyaca, uçtan uca ihtiyaca hizmet duyuyorlar. Müşteri deneyim alanındaki ihtiyaca hizmet duyuyorlar. Hatta günümüzde büyük markalar kendi yapılarında müşteri deneyim departmanlarını da kurmaya başladılar. Böyle olunca zaten bunu yapan da ajans sayısı da çok sınırlı olduğu için biz ilk akla gelen ajanslardan biri olabiliyoruz. Sınırlı dediğiniz bence rakip yok anladığım kadarıyla. Türkiye'de yani. Evet. Türkiye'de bizim yaptığımız kapsamda yapan yok. Dünyada da aslında biraz İngiltere ve Amerika hani bu ağırlıklı konuda daha öncü. Yani. Ama yine de burada da çok sınırlı sayıda ajanstan bahsedebiliriz. Tabii ayrı ayrı uzmanlıkları yapan ajanslar mutlaka var. Kesinlikle. Ama evet, bizim biraz fark yarattığımız konu o bütün hikayeyi, bütün kurguyu, deneyim kurgusunu yaratabilmek. Orada da ilk akla gelen ajanslardan biri oluyoruz. Peki süreç, hani işi aldınız, çünkü ben devamlı hani kafamda şeyi mukayese ediyorum, hani bir 360 derece diyorsunuz ya siz de, hani biz de kullanıyoruz öyle, evet, hani 360 derece hizmet, hani nerede bir farkımız var diye yakalamaya çalışıyorum. Tamam, biz de belki mimar çalışmıyor ajanslarda ama yani öyle bir şey olduğu zaman da hani işte atıyorum biz eskiden mesela markanın bir fuar alanında şeyini de planlardık. Doğru. Yani sunum yapacağı alanı da
işte yapılan konsept kampanyanın görselleri veya işte sloganı oraya taşıma gibi yenilikle yapılabilirdi. Şimdi böyle baktığınız zaman siz tabii markaya aşama aşama da hizmetler veriyorsunuz o zaman. Yani işte atıyorum bir şubenin yenilenmesindeki yapı taslağıyla işte logonun nereye geleceği, renginin nasıl olacağı, iç dizayn. Hatta sizin hani dijital alanda da hizmetiniz var. Evet. Orada da işte konuşuyorduk yine. Hani ekranların nerede nasıl insanla en rahat şekilde karşılaşacağı falan değil mi? Bütün bunların da planlaması var aslında. Temel olarak yaptığımız şey aslında o müşterinin o hizmet aldığı noktalardaki hizmet alma süreçlerini kurgulamak. Yani orada müşteri ilk girdiğinde nasıl bir bilgiyle karşılaşacak? Biriyle mi karşılaşacak? Bir dijital ekranla mı karşılaşacak? Yoksa bir duvardaki bir... Panoyla mı karşılaşacak? Aynen, aynen. Daha sonra ikinci adımda ne olacak? İhtiyacını nasıl anlayacağız? İhtiyacını nasıl karşılayacağız? Bunu hangi kanaldan yapmamız gerekiyor? Bunun kurgulanması aslında. Bu kurgu yapıldıktan sonra bu ihtiyacın en iyi nasıl karşılanacağını... nasıl tanımladıysak onun da tasarlanması. İşte bu bir mekansa mekanın tasarlanması. Yok bir dijital uygulamaysa dijital uygulamanın aynı şekilde tasarlanması. Ama şey önemli, yani bunu hep söylüyorum. Bizim yaptığımız işte farklı mecralar var. Marka dedik, işte logo, marka stratejisi, kimlik. Mimar dedik, fiziksel mekanla ilgili her şeyi barındırıyor. Dijital mecrada arayüz tasarımları işin içine giriyor ama bizim farklılaştığımız alanlardan bir tanesi bu farklı mecralar aynı müşteri için nasıl bir araya geliyor, nasıl birlikte çalışıyor. Farklı farklı deneyimlenirken aslında bir bütünün parçası ama bunların birlikte deneyimlendiği mecralar da var. Artık bir mekan bir iletişim mecrası. Konuşan mekanlar diyoruz biz tasarladığımız mekanlara. Bir de her şey mobilde artık. Evet yani. Aynen öyle, veya işte bir mekan deneyimlediğinizde artık dijital mutlaka bunun bir parçası oluyor. Sadece fiziksel unsurlarla mekan tasarlamıyoruz. Dijital unsurları da işin içine katıyoruz. Bir banka şubesi için bu bir sıramatik cihazı veya işte onay verdiğiniz bir ekran veya bir ATM ekranı oluyor olabilir. Bir perakende bir moda markasında ürünlere göz attığınız bir dokunmatik ekran oluyor olabilir. Veya başka türlü bir yeme içme markasında artık hani tabletlerin bile bizim deneyimimizin bir parçası haline geldiğini görebiliyoruz. Artık bu farklı mecraların da birlikte oluşturulduğu ve bunların da tabii biraz birbirine yapıştırılan değil de entegre şekilde kurgulanması önemli. O anlamda fark yarattığımızı düşünüyorum. Şuna da bakıyorum şimdi, hani genelde artık böyle bir hani her şeyde bir robotlaşma hani deniyor ya. Şimdi mesela 19 Nisan'da işte bu Sofia denilen yeni bir robot var. Evet. İşte Türkiye'ye gelecek falan filan. Eğer fırsat bulursak programa da alacağız. Bir şey olacak. Yani insanın zaman bir kere en önemli kullanacağı, yani zengin kullanabileceği bir vakit. Evet. Yani hepimiz zamandan fakiriz yani. Evet. Çünkü bir yere gideceğim, bir yere gideceğim. Bu sizin uygulamada da hani bir insan atıyorum bir bankaya ya da bir işte alışveriş merkezine veya bir yere girdiği zaman hani insansız yönetimle herhalde en hızlı sonuca nasıl gidebilirimin de bir anlatımı veya bunun tasarlanması gibi de diyebilir miyiz hani bu deneyim tasarlamasına? Tabii tabii olabilir. Hız tabii ki hepimizin zihninde çok yer kaplayan bir konu. Ama bazı deneyim ortamlarında hız en önemli konu olmayabiliyor. Tabii tabii. Mesela bankalarda evet bu doğruyken bir yeme içmede tabii ki bu en önemli konu değil. Bankalarda yaptığımız projelerde bile robottan bahsettiğiniz için söylüyorum. Hani eğer bu hızı sağlayan kanal eğer çok böyle doğal hissettiren bir kanal değilse müşteri onu da çok sıcak ve kabul edilebilir bulmuyor. Dediğimiz gibi hani biz insan odaklı tasarım yapıyoruz, insanı temeline alan tasarım yapmaya çalışıyoruz demiştik. Bu şey demek aslında, hakikaten müşterimizi ilk önce insan olarak tanımlayıp onun neye ne kadar ihtiyacı var, bunu doğru bir şekilde tanımlamaktan geçiyor. Bu robot meselesi özellikle Dubai projelerimizde çok karşımıza çıkıyor.
Orada da çok istenilen tasarım öğelerinden bir tanesi. Ama orada bile yaptığımız projelerde bunun bir wow etkisi yarattığını görüyoruz. Hı-hı. Ama hizmet sürecinin ilerleyen aşamalarında giderek etkisinin düştüğünü ve hizmetin de aslında önüne geçen bir kurgu olabileceğini görüyoruz. Tabii robot demişken bunun illa fiziksel bir robot olmasına gerek yok. Tabii yani işin işleyiş şeklinden aynen. de bahsedebiliriz aynen. o şekilde. Sosyal sorumluluk projesi demiştiniz biraz evvel. Evet. Biraz ondan da bahsedelim. O da ilginç bir tabii konu ki. Çünkü. Hani bu kadar teknolojik şeyin içinde önemli bir vurgu çünkü. O da bizim için insana değer katabildiğimizi düşündüğümüz en önemli projelerden bir tanesi oldu. TEGEV'le birlikte ortaklaştık ve İlkokul öğrencilerine, okul öncesi hatta çağdan başlayan öğrencilere kodlama, algoritmik düşünme yeteneğini geliştiren bir kodlama oyunu tasarladık. Bu herhalde bilgisayar üstünde falan. Evet evet, herkesin ulaşabildiği Algo Dijital olarak lanse edildi. Bizim için çok zevkli bir projeydi. Hem projeyi yapması hem de projeyi yaptıktan sonra çocukların tepkilerini alabilmek. Onların ilgisini çeken bir arayüz olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Şimdi tabii ne kadar uzak da olsa bir kere bir kristal elma ödülünüz var. Yani sektörün de çok dışında değilsiniz anladığım kadarıyla. Nasıl ulaşıldı kristal elmaya? Yani biraz ondan bahsedelim. Aslında kristal elma da bana göre reklam dünyası da biraz bizim dünyamıza son dönemde girmeye tabii, başladı tabii. Artık. Yani ben işte diyorum ya çok ayıramıyorum gibi de geliyor yani. Evet, reklam biraz daha vaat edilen biz deneyimlenen tarafı bugüne kadar kendi alanlarımızda işin içine katıyorduk. Biz biraz daha reklam dünyasını daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Reklam dünyası bizim dünyamızı yine girmeye başladı. Kristal elma tabii reklam dünyasına ait bir mecra ama onlar da bu sene galiba ilk defa geçen sene tasarım kategorisine yer açıldı, verdiler. Evet. Biz de tasarım kategorisi olunca yer almak istedik. Kristal elmanın da ne kadar prestijli olduğunu biliyoruz ve dijital projelerimizden bir tanesi ATM Garanti Bankası için yaptığımız ATM ekranlarıyla ekranı projesine girdik ve ödül aldık. Tabii bizim için çok önemli. Yani kendi mecramızın dışında da mecralarda yer almak ve bu biraz bizim de kabul görmemizi sağlayan bir unsur oluyor bu tip konular. Tabii işte yeni bir yıla girdik falan diyoruz ama dördüncü ayına giriyoruz yani neredeyse ilk çeyreğini bitiriyoruz gibi bir durumdayız. Peki yeni projelerde ne var? Bir kere hani belki iki şehir daha söz konusu anladığım kadarıyla. Nasıl projeler geliştiriyorsunuz? Yani Türkiye'deki yapılanma nereye gidebilir? Çünkü en ağırlıklı Türkiye gibi gözüküyor. Evet. Bu konuda böyle vizyon olarak nasıl bakıyorsunuz sektöre? Yani yaklaşık 120 kişilik bir ekibimiz olduğundan bahsettik ve bunun yarısından fazlası aslında İstanbul'da. 60'ın üzerinde ekibimiz İstanbul'da yer alıyor. İstanbul tabii çok stratejik bir noktada. Londra'dan bahsettik, o biraz daha batıda kalıyor. İşte Dubai, Orta Doğu, yani Hindistan yine doğu tarafa hitap ediyor. İstanbul gerçekten kültürel olarak da aslında bütün bu coğrafyaların ortasında kalan bir pozisyonda. Ve tabii birçok projeyi yine buradan aslında yönetmek anlamlı hale geliyor baktığınızda. Hem kültürel yakınlık hem iki tarafı da anlamak, doğuyu ve batıyı aynı anda anlayabilme gibi bir avantajımız da var. Ama dediğim gibi yaptığımız projelerin birçoğu İstanbul ve Londra dışında yer alıyor. Ve bizim de yeni pazarlara açılma gibi bir yaklaşımımız var. Amerika ve Asya tarafında şu anda açılma niyetimiz var. Peki şey dediniz, oraya takalım, hani bulunduğunuz bölgenin dışından da sipariş alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, özellikle şimdi çalıştığımız sektörler bankacılık, yeme içme ve ağırlama, konut projeleri Türkiye'de yeme zaten içme çok aktif. Korkunç gelişen yani dünyada bayağı bir hatta yani yılın sosyal sorumluluk konusu obezite mesela yani insanların hep oturduğu yerden atıştırmalıklarla hareketsiz kalarak enteresan bir yapıya da gidiyor yani bu. Teknoloji diyoruz ama birazcık insanı tembelleştiriyor gibi de geliyor bana. Evet. Ya perakende de aynı şekilde çok etkin bir alan. Yeme içme de dediğiniz gibi. Bu sektörlerde aslında biraz daha aktif olduğumuzu söyleyebiliriz ve bununla ilgili de Türkiye ve Londra dışında, İstanbul ve Londra dışında da aslında bir
talep alıyoruz ve şu an Singapur'da bir proje yapıyoruz. Hı hı. Çok sıra dışı bir proje, aslında bir alışveriş merkezi projesi ama... Ha, onu diyecektim artık, yani alış, mesela bizim ülkede bilhassa İstanbul'da hani AVM artık bir kültür neredeyse pozisyonuna geldi. Oralarda da çok değişik insana işte algılama veya işte ne bileyim yönlendirme konularında falan ilgili şeyler var. Burada ilginç olan şey aslında bir AVM projesini klasik bir AVM gibi kurgulamıyor olmak. Şu anki tüketicinin artık değişen alışkanlıklarını anlamak, o yüzden bizim yaptığımız araştırmalar anlamlı hale geliyor. Müşterinin beklentilerini yine yaptığımız workshoplarla anlamak ve biraz da aslında oyunun kurallarını değiştiren konseptler hayata geçirme gibi bir yaklaşımımız var. Şu an Singapur'da yaptığımız proje biraz böyle bir proje. Bir alışılagelmiş alışveriş merkezine alt üst eden bambaşka bir bakış açısı getiren bir proje. Yaptığımız bir banka projesi de oluyor olabilir. Ama aynı yaklaşımı yine burada da getirmeye çalışıyoruz. Çünkü insanların nasıl bir perakende mağazadan veya yeme içme konseptinden beklentisi 10 sene öncesine göre farklıysa, bir banka şubesinden de beklentisi farklılaşıyor. Değişiyor artık. İnsanların istekleri de çok farklılaşıyor yani. Bu beklentilere yönelik olarak aslında yeniden yeni kurgular oluşturmaya çalışıyoruz. Bir şey eklemek istiyorum. Bu noktada aslında gözlem çok önemli bir araç bizim için. IAM olarak tasarım araştırması ekibimiz ilk önce gidiyor ve bir ortamı gözlemliyor. Hı hı. İnsanlar nasıl davranıyor, nelere ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Bunları belirliyoruz ve ondan sonra Emre'nin dediği şekilde burada yeni bir kurgu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'de yaptığımız projelerde de bütün aynı projelerde şekilde aynı şekilde ilerliyor. Peki yani size bir müşteri geldiği zaman, hani talebini söylediği zaman nasıl bir süreleme veriyorsunuz? Yani bu işteki süreleme nedir? Hani tabii bizde hep dün ister çünkü. Bizde de aynı, her zaman öyle. O hiçbir zaman değişmiyor. Ama tabii içerikten içeriye çok fark ediyor. Yani çok makro ölçekte bütün kanalları aynı ortalama anda düşündüğümüz... Ortalama bir şeyde yani süreç nedir? Hani bir şey verdikten sonra ilk böyle bir şey konsepti göreyim dediği süreç... Ben her zaman bunu 4 ay gibi tanımlıyorum. Adam akıllı böyle bir uçlanınca bir iş için ama Erdemlerin bazı yaptığı araştırma projelerinin 1 yıla kadar uzadığını biliyorum. Evet. Tabii çok değişiyor. Yani 4 ay dediğim proje aslında çok uçlanınca bir proje. İçinde araştırma, işte bütün workshoplar, bütün mecralardaki tasarım aşamaları, işte marka, mimari, dijital, bir hikayenin oluşturulması, marka hikayesinin oluşturulması, mimari kurgunun yapılması, dijital araçların, arayüzlerin tasarlanması ve bütün bunların da hayata geçmesi. İşte baktığınızda bir inşaat, işte bir yazılım veya işte bütün marka bileşenlerinin oluşturulması gibi süreçlerden de geçiliyor. Ve bizim yaptığımız şey biraz aslında ilk baştaki o araştırma, insanın müşteri tanımayla başlayıp sonrasında uygulamaya kadar bütün süreci kapsadığı için biraz uzun vadeli bir süreçten bahsediyoruz. Ama ideal bir süreç aslında birkaç ay demek. Peki, doğru son olur. Bir dakikaya giriyoruz. Şeyi soracağım, yani yeni nesile hem de bir akademisyen olarak öngörün nedir? Şöyle bir kısa bir şeyle söylemek istersen. Yani işte mimara, entasçıya, işte grafikere veya... Eskiden tasarım birazcık daha tasarımcının inisiyatifiyle gerçekleşen bir şeydi. Daha böyle tasarımcı biraz daha üstten bakan bir konumdaydı. Artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. İnsan odaklı tasarım dediğimiz şey bütün tasarım dünyasını şekillendiren bir şey. Dolayısıyla empatisi ne kadar yüksek olursa tasarımcı o kadar başarılı olabiliyor. Karşındakini ne kadar iyi anlayabiliyorsa o kadar başarı getiriyor. Peki. Efendim teşekkür ediyoruz bu yeni nesil anlayışa. Umarım büyük destek gelir. Belki dünyanın her noktasında da IAM'i görürüz diye. İnşallah. Şeyde bulunalım. Çok keyifli bulunalım. Bir sohbetti bizim için de. Çok mersiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu haftalar.